Selamlar herkese, ben Ulaş. Bugün Minecraft'ta Redstone'u Anlamak adlı serimizin 3. bölümünde Redstone Repeater'dan, yani Redstone yenileyiciden bahsedeceğim. Bu eşya birazcık karışık bir eşya olduğu için bu bölümün tamamını bu eşyaya ayırdım. Bir sonraki bölümün tamamını da Redstone karşılaştırıcı ayıracağım ki o bundan çok daha kompleks bir eşya olacak. Ondan sonraki bölümlerde yine birkaç eşya anlatmaya devam edeceğim. Haydi videoya geçelim. Evet, ilk olarak bahsetmek istediğim eşya Redstone Repeater, yani Redstone yenileyici. Arkadaşlar, bu videoya kadar Redstone rehber serimizde bütün eşyalar her yönünden Redstone sihiri alabilen veya iletebilen eşyalardı gördüğünüz gibi. Fakat Redstone Repeater'da durum biraz daha farklı. Redstone Repeater'ı böyle koyduğumuzda önü, arkası, solu ve sağı olarak düşünürsek arkadaşlar, sol ve sağ yönünden herhangi bir sinyal almaz veya iletmez. Yani buradan bağladığım Redstone'un hiçbir önemi yok gördüğünüz gibi. Veya aynı şekilde buradan bağladığım. Arkadaşlar, Redstone Repeater sinyali arkasından alır ve önünden verir. Yani Redstone Repeater'a önünden bir sinyal bağlayıp bunun arkasından ilerlemesini bekleyemezsiniz. Fakat Redstone Repeater'a arkasından bir sinyal bağlarsanız bu önünden sinyal alacaktır. Şimdi Redstone Repeater'ın konumlandırmasını anladıysak biraz da işlevine geçelim arkadaşlar. Şimdi bu kadar uzun süredir bütün videolarda bahsediyorum ki Redstone arkadaşlar en fazla 15 blok boyunca uzayabilir. Fakat Redstone Repeater'ın öyle güzel bir işlevi var ki bunu bu sinyalin her neresine koyarsanız koyun, koyduğunuz noktadan sonra sinyalin bütün enerjisini sıfırlar ve tekrar 15 blok sürebilecek bir enerji verir. Yani burada arkadaşlar gördüğünüz gibi 15 blok boyunca Redstone uzamış ve burada sinyal bitiyor. Fakat buraya Redstone Repeater'ı koyup önüne Redstone yerleştirmeye başlarsam tekrar 15 blok boyunca sürecektir. Veya ben bunu 15. bloktan değil de 4. bloktan almak istersem tekrar Redstone sinyalini sıfırlayacaktır. Yani sinyalin aldığı enerji başlangıç noktasını sıfırlayıp buradan tekrar böyle olduğu gibi aynı uzunlukta bir enerji sinyali verebilir. Bunu modemler ve modem routerları, yani sinyal uzatıcılar olarak düşünebilirsiniz. Bu da sinyalleri uzatmaya yarar. Bunun en temel işlevi, en çok kullandığımız işlevlerinden bir tanesi de budur arkadaşlar. Arkadaşlar, size serinin ilk videosunda şöyle bir Redstone clock göstermiştim. Gördüğünüz gibi belirli aralıklarla bu Redstone lambasının yanmasını sağlayan bir sistem. Fakat gördüğünüz gibi bu çok hızlı gerçekleşiyor. İşte Redstone Repeater arkadaşlar böyle durumlarda devreye girebiliyor. Ben buraya bir Redstone Repeater koyarsam bu artık 0.1 saniye daha geç şekilde bu sinyali iletecektir. Bakın gördüğünüz gibi ben bunu bir kere daha tıklarsam artık 0.2 saniye bu sinyali geciktirecek. 0.3 saniye ve 0.4 saniye. Gördüğünüz gibi artık sinyal çok daha yavaş ilerliyor. Çünkü bu Redstone Repeater'ımız, yani Redstone yenileyicimiz burada sinyali geciktirerek ilerlemesini sağlıyor ve dolayısıyla da bu Redstone lambası daha yavaş bir şekilde yanıyor. Ve arkadaşlar, şanslıyız ki bu Redstone Repeater'ları peş peşe de bağlayabiliriz. Tekrar enerjiyi veriyorum ve bakın bunu da biraz daha açtığımda artık çok daha yavaş olarak ilerliyor. Gördünüz mü? Çünkü artık 0.8 saniyeye geçti. Yani herhangi bir Redstone Repeater'da bir tane koyduğunuzda 0.1 saniye daha geç iletiyor. 0.2, 0.3 ve 0.4 saniye. Yani tam 1 saniye geciktirmeli bir sistem yapmak istersem peş peşe 3 tane Redstone Repeater bağlayıp 2 tanesini sonuna kadar açıp bir tanesini de bir kademe daha arttırarak 0.2 seviyesine getirmem demek artık 1 saniye geciktirmeli bir sistem yaptığım anlamına geliyor. Arkadaşlar, ayrıca Redstone Repeater'ları kullanarak hiç meşalelere vesaire ihtiyaç duymadan da kendi arasında bir Redstone clock yapabilirsiniz. O da şu şekilde, böyle 4 tane Redstone Repeater koyup köşelerine Redstone tozu bağlayıp herhangi bir köşesine çok hızlı şekilde bir tane Redstone meşalesi koyup kaldırarak bu işlemi yapabiliriz.
Ve gördüğünüz gibi artık bir redstone kloğumuz var. Ve bu da çok hızlı çalışıyor. Tabii ki bunu da yavaşlatabiliriz. Fakat yavaşlatmak arkadaşlar ilk etapta sistemi bozabilir. Şöyle koydum ve bakın artık çalışıyor. Buradan yine uzatıp buradaki redstone lambasının yanmasını sağlayabilirim. Arkadaşlar evet, redstone repeater'ın tabii ki en temel iki işlevi sinyalleri geciktirebiliyor olması ve sıfırlayıp yeniden kabloyu istediğimiz kadar uzatabilmemizi sağlıyor olması. Fakat tabii ki birkaç farklı işlevi daha var. Arkadaşlar önceki videoları izlediyseniz, serinin önceki videolarını, buradan anlayabileceksiniz ki ben bu şalteri açtığımda bu redstone lambası yanacak. Çünkü bu redstone sinyali bu bloğa enerji verdi ve bildiğiniz üzere enerji alan bloklar bir blok çevresindeki diğer bloklara da enerji verebilirler. Dolayısıyla bu redstone lambası yandı. Fakat burada sinyal verdiğimde bu redstone tozu sinyali almayacak. Çünkü hayır, bu şekilde çalışmıyor arkadaşlar. Yani bu duvardan araya bir blok koyarak veya hiçbir şey koymasanız bile bu sinyali geçiremezsiniz. İşte burada bizim harikalar harikası redstone repeater'ımız yine devreye giriyor. Bu arkadaşlar redstone repeater'a arkadan bir tane sinyal verdiğimde gördüğünüz gibi buradan sinyali geçirebilir. Aslında arkadaşlar bu neredeyse bu bloğu bir redstone bloğuna çeviriyor gibi düşünebilirsiniz. Gelin mesela burada bir tane daha hemen aynısından inşa edelim. Bakın arkadaşlar bu sefer istediğim kadar uzatıyorum ve gördüğünüz gibi buraya da redstone lambasını yakmayı başarabildik. E peki ben buraya bir tane redstone bloğu koysaydım ve böyle uzatsaydım yine yakardık. Ve gördüğünüz gibi enerji aynı mesafede uzadı. Yani bu blok tabii ki tam anlamıyla değil ama neredeyse bir redstone bloğuna dönüşüyor. Yani buradan çıkarmamız gereken bir diğer ders de redstone repeater bir önündeki bloktan redstone enerjisini, sinyalini geçirebilir arkadaşlar. Ve yine serinin daha önceki videolarında da anlatmış olduğum gibi bazı redstone geçirmeyen bloklar var ki bu bloklar yüzünden yine redstone repeater burada işlevsiz kalabilir. Buradaki camdan veya bunun yerine herhangi bir merdiven veya ışık taşı da olabilirdi. Bu tarz bloklardan redstone enerjisini geçiremezsiniz. Tabii ki buraya herhangi bir çimen koyarsam yine redstone enerjisini geçirecektir. Ayrıca arkadaşlar redstone repeater'ın şöyle güzel bir yanı var. Bildiğiniz üzere redstone tozu bulunduğu bloğa enerji verir ve bunu bir blok yanındaki diğer bloklara da iletir. Yani örneğin bu şekilde bir yol yaparsam ve bu şalteri açarsam bütün redstone lambalarının yanmasını sağlayabilirim. Fakat ben burada bulunan fakat yanmasını istemediğim redstone lambalarını yanmasını engellemek için bu bloklara redstone repeater yerleştirebilirim. Çünkü redstone repeater üzerinde bulunduğu bloğa enerji vermez. Yani ben bu şalteri yaktığımda redstone repeater'ın bulunduğu bloğun yanındaki bloklar yanmayacaktır. Yani redstone repeater'ı bu tarz yollarda da kullanabilirsiniz. Ama ben buraları yakmak istemesem zaten buralara redstone lambası yerine farklı bir blok koyardım da diye olabilirsiniz. Fakat ben bunu sadece anlatmak için gösterdim. Örneğin bazı sistemlerde pistonların aralıklı olarak çalışmasını sağlamak isterseniz de bu yöntemi kullanabilirsiniz. Veya buna böyle delay'ler yani gecikmeler ekleyerek de arkadaşlar daha havalı, yavaş yavaş ilerleyen, kalkınan yollar yapabilirsiniz. Son olarak arkadaşlar redstone repeater'ı çevresindeki diğer redstone'lardan etkilenmemesini sağlayarak sistemler yapabilirsiniz. Yani tek bir yöne doğru sistemler kullanabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin böyle bir redstone yerleştirmesi yaptığımda bu şalterlerden herhangi birisi arkadaşlar buradaki pistonların tamamını kaldıracaktır. Fakat ben tek yönde mesela her bir meşalenin farklı bir tane pistonu kaldırmasını istiyorsam bu redstone repeater'lar yanlarındaki enerjileri almayacağından dolayı bunu da kullanabilirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde her bir meşale önünde bulunan pistonu kaldırıyor ve yanındaki diğer pistonlara etki etmiyor. Son olarak arkadaşlar özet geçecek olursak redstone repeater'lar redstone sinyalini sıfırlamaya ve en başındaki gücünden yeniden iletmeye, redstone sinyalini bazı bloklar üzerinde kitlemeye,
redstone sinyalini bazı yönlerde ayırmaya ve redstone sinyalini geciktirmeye ve son olarak da redstone sinyalini bir bloğun içerisinden geçirmeye yarayacak toplam 5 farklı kullanımı var. Tabii ki bu kullanımlarını kendi hayal gücünüzle yönlendirerek daha farklı kullanımlarda ortaya çıkarabilirsiniz. Arkadaşlar, videoyu burada bitiriyorum. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Düşüncelerinizi ve önerilerinizi yorumlarda bekliyorum. Kanalıma abone olup zillere tıklayarak videolardan bildirim alabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.